Merhaba arkadaşlar, Orta Doğu Balkanların en lezzetli oyun kanalına Oyunlu Mamuller'e hoş geldiniz. Ben Fuat Alpay. GTA 5 D ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci kampanyaya geçmiştik. Derin'in hikayesine geçmiştik. Derin'in hikayesinin ilk görevinden isterseniz başlayalım. Bir alışveriş merkezinde geçiyor hikayemiz. Geçen seferki bir çiftlik gibi bir yerde geçmişti. Şimdi uyuyan evsizleri ezeceğiz. Mantık aramayın. Hiçbir şekilde mantık aramayın. Bir alışveriş arabasını kontrol ediyoruz bu sefer. Geçen bölümde bir traktörü kontrol ediyorduk. Şimdi evsizleri öldürmeye başlıyoruz. Toplam 5 tanesini yapmamız yetecek ilk görevi tamamlamak için. Gerçi eziyoruz da arkamıza geçiyor bunlar. Öldürmüyor muyuz acaba? Kan çıkıyor diye öyle tahmin ettim. Yoksa bir şeyim yok yani. Evet. Bu da bir rapçi arkadaşlar. Şarkıyı dinleyin. Evet. Bu işkence bu kadar yeter. Evet. İlk görevde bahsettiğim şu ev, öbür karakteri açma mevzusu. Şimdi üçüncü karakteri açtık. İstersek ona geçebiliriz şu anda. Fakat hiç gerek yok. Bu bölümde de bu karakteri bitirelim. Az önce dinlediğiniz Potatoes'lu rap şarkıyı tamamen dinlemeye çalışırsanız eğer dinleyebilirseniz bir tane achievement açıyorsunuz bu arada. 1-1,5 dakika falan dinlemeniz gerekiyor şarkıyı. Şimdi neredeyse devam edelim göreve. Geçen bölümde başka araçlardan kaçmıştık. Traktörlerden, kamyonlardan falan. Şimdi de bu araçlardan kaçacağız. %60 oldu. Şu an üçüncü görevdeyiz galiba. Üçüncü yıldızdayız çünkü. Birazdan gidecekler, geldikleri yerden çıkacaklar şu aşağıdan. Ve bitti. Şimdi şunları öldüreceğiz. Tamam. Şimdi o sarı saçlı hatunu, en son öldürdüğümüz hatunu da yine en son öldürmemiz gerekiyor. Geçen görevdeki şu kırmızılı koyunu en son öldürmemiz gerekiyordu. İşte aynı onun gibi. Sebebini bilmiyorum. Onu en son öldürmemiz gerekiyor. Yoksa bölümü geçemiyoruz. Şimdi tank gönderiyorlar. Tanktan kaçacağız. Şu 3 yapıyı da yıktırırsanız bir achievement kazanıyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Fakat şu an hiç onunla uğraşmayacağım. Ölürüm, ölürüm şimdi. Herhalde bir tur daha atarım, biter. %80'i geçtik. Çay molası verdiler. Ve soygunuz görevi arkadaşlar. Dera'nın son görevi yani. Evet. Burası da bir alışveriş merkezinin tam böyle bir market bölümü gibi bir şey. Yine iki farklı şekilde var. Önce isterseniz stealth'a bakalım stealth'a. Gerçi değişen bir şey yok zaten. Şunları yakalanmadan bunları toplamaya çalışıyorsunuz. Mesela. Yine stealth yapalım. Bazen nereden geçeceğini anlayamıyorsunuz, çarpıp öyle biliyorsunuz benim az önce yaptığım gibi. Hells yeah. Hells yeah. Tam Franklin ya. Şimdi buna da bir ölelim. Asıl brutale geçelim. Gördüğünüz gibi bayağı arttı düşman sayısı. Şu toplamamız gereken malzemeleri topladığımız zaman Franklin'in verdiği tepkiye dikkat edin. Tam bir Franklin. Mega. Oh yeah. Ne yaptım? Kendi kuyruğuma bastım galiba şu anda. Bir de öyle bir sıkıntı var. Neyse, çok öldük. Bu kadar yeter. Please refrain from robbing us. It's just not nice.
Brutal tabii nispeten daha kolay. Özellikle daha zor zorluk seviyelerinde çok daha hayat kurtarıyor neredeyse. Stealth çünkü geçilmeyecek kadar zorlaşıyor oyun çok hızlandığı zaman. Fakat Brutal'in de tek sıkıcı tarafı bütün karakterleri öldürmemiz gerekiyor. Bir tane kaldı arkadaşlar. Hemen onu da alayım. Evet. Şimdi toplamamız gereken malzemeleri alacağız. 8 tane daha toplamamız gerekiyor. Müziğe dikkat ediyorsunuz değil mi arka plandaki? Şu sağ taraftakini almaya kalksaydım kesin kuyruğuma basıp ölecektim. O yüzden hiç gerek yok. Tamam, şimdi onu aldığımız anda bitiyor zaten arkadaşlar. Bitti. Darren'ın hikayesini de tamamladık. Şimdi Swindon adlı diğer karaktere geçeceğiz. Fakat bir sonraki bölümde geçelim isterseniz. Böyle videolar çok kısa oluyor. 4-5 dakikalık. Belki o kadar bile sürmemiştir yani. Her neyse. Bir sonraki bölümde arkadaşlar tam buradan kaldığım yerden devam edeceğim. Darren'ın hikayesi de bitti. Şimdi Swindon'a geçeceğiz. İngiltere'de geçiyor görev. Londra'da geçiyor arkadaşlar. En değişik görev de o bence. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.